Arkadaşlar merhaba, konumuz kalıtım. Kalıtım, canlılar arasındaki benzerlik ve farkları ortaya çıkan kalıtsal faktörlerin dölden döle nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır. Diğer adı genetik. Kalıtımla ilgili bazı kavramlar var, o kavramlara şimdi bakacağız. Birincisi gen. DNA üzerindeki anlamlı parçalara gen diyoruz arkadaşlar. Genler genellikle 1500-2000 nükleotitten oluşmuş, DNA'nın iki zincirinden oluşan parçalardır. Genler üreme hücreleri ile yavru döllere aktarılır diyoruz. Genler DNA üzerindeki anlamlı parçalar. Alel genler ise bizim herhangi bir karakterimizin ortaya çıkmasını sağlayan birisi anneden birisi babadan gelen gen çiftine alel gen diyoruz arkadaşlar. Alel genler homolog kromozomların karşılıklı lokuslarını yani karşılıklı bölgelerinde, birimlerinde bulunur. Bakın burada büyük S ile küçük S birbirinin alelidir. Yani ikisi beraber alel genlerdir. Bu kromozomlardan bir tanesi anneden, bir tanesi babadan gelmiştir. Ve bu iki kromozomun karşılıklı bölgelerinde bulunur alel genler arkadaşlar. Kromozom hücre bölünmesi sırasında oluşan genlerin yavru döllere aktarımını sağlayan protein ve DNA'dan oluşmuş yapı kromozom adını alır. Homolog kromozomlar aynı karaktere etki eden karşılıklı lokuslarında alel genleri bulunduran anne ve babadan gelen kromozom çifti homolog kromozom olarak adlandırılır. Burada yakın bir tarihte çıkmış sorumuz var. Sorumuza bakalım. Alel genler bir anadan diğeri babadan gelen homolog kromozomlar üzerinde karşılıklı olarak bulunur. Alel genlerin bulunduğu kromozom bölgelerine ne ad verilir? Karşılıklı bölgeler lokus ismini alır. Cevabımız A'dır. Homozigot döl bir karakteri kontrol eden alel genler karakteri aynı yönde etkiliyorsa, homozigot farklı yönlerde etkiliyorsa heterozigot. Genleri harflerle gösterecek olursak büyük A küçük büyük A homozigot, büyük A küçük A ise heterozigot karakterdir diyoruz. Yine çıkmış bir sorumuz var. Yukarıda verilenlerden hangileri heterozigot karakterlerin gösterim şeklidir? Heterozigot karakter olabilmesi için genlerin farklı yönde etki etmesi lazım. Yani genler ya birbirinden farklı olmalı ya da genleri harflerle gösterecek olursak harflerin büyüklükleri farklı olmalı arkadaşlar. Bakın birinci öncülümüzdeki harflerin büyüklükleri birbirinden farklı. İkinci ve üçüncü öncüldeki karakterler ise homozigot karakterlerdir. Cevabımız A'da verilmiştir. Baskın gen, çekinik gen. Etkisini her zaman dölde gösteren gen baskın gendir ve büyük harfle gösterilir. Etkisini sadece homozigot durumda gösteren gen ise çekinik gendir. Çekinik genler de küçük harflerle gösterilir arkadaşlar. Genotip bir canlının taşımış olduğu genlerin tümü genotiptir. Bakınız burada bir örneğimiz var. Büyük S, büyük S, büyük D, büyük D, büyük U, büyük U. Bunların tamamı canlının genotipidir diyebiliriz. Genotipin dışa yansıması ise fenotip olarak adlandırılır. Yani canlının kısaca dış görünüşüne fenotip diyebiliriz. Canlının fenotipini genotip ve çevresel faktörler etkileyebilir. Arkadaşlar kalıtımla ilgili günümüzde yankı uyandıran çalışmaları ilk defa Mendel yapmıştır. Mendel çalışmalarında bezelyeleri seçmiş. Bezelyeleri neden seçmiştir dersek, bezelyeler kısa zamanda fazla döl veriyor arkadaşlar. Kolay yetişiyor, soğuğa dayanıklı, kendi kendine tozlaşıyor. Aynı türün farklı bireyleriyle tozlaşma özelliğine sahip değil arkadaşlar bezelyeler. Bezelyelerde bir de en önemlisi de budur. Kalıtsal olan birçok karakteri gözle görülebiliyor arkadaşlar. Yani teknolojiye ihtiyaç yok. Kalıtsal olan özellikleri gözle görülebildiği için Mendel bezelyeleri seçerek çalışmalarını yürütmüştür. Şu tabloda görüyoruz. Bezelyelerdeki bazı karakterler, bazı özellikler verilmiş. Bu özelliklerden örneğin tohumun buruşuk olma durumu çekinik genle kalıtılır. Tohumun yuvarlak olma durumu da baskın genlerle kalıtılır. Tabloyu incelersek bunları arkadaşlar göreceğiz. Mendel yaptığı çalışmalar sonucunda farklı ilkeler ortaya atmıştır. Bu ilkelerden bir tanesi benzerlik ilkesidir arkadaşlar. Mendel homozigot sarı tohumlu bezelye ile
Homozigot yeşil tohumlu bezelyeleri çaprazlamış. Meydana gelen ilk döldeki bütün bezelyeler sarı renkli, heterozigot sarı renkli olmuştur. Dolayısıyla ilk döldeki bütün bezelyeler birbirine benzediği için buna Mendel benzerlik yasası demiştir. İkinci ilkesi Mendel'in ayrılma ilkesi. Bu ilkeye göre arkadaşlar bir karaktere etki eden gen çifti. Homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir bu gen çifti. Birbirinden farklı gametlere gider. Yani arkadaşlar alel genler birbirinden ayrılarak gametlere gider. Gametler bir tane gen taşır. Bu da ayrılma ilkesidir. Üçüncü ilkesi bağımsız dağılım ilkesi. Bağımsız dağılım ilkesinde ise arkadaşlar karakterler gametlere giderken yani karakterleri idare eden genler gametlere giderken rastgele bir dağılım, rastgele bir ayrılma göstermiştir. Dolayısıyla buna da Mendel bağımsız dağılım ilkesi demiştir. Sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Mendel'in da bezelye bitkisini seçmesinin nedeni olamaz? Çok sayıda karaktere, evet gözle görülebilen çok sayıda karaktere sahiptir. Kısa sürede fazlasıyla döl veriyorlar arkadaşlar. Bu da önemli. Kolay yetişebiliyorlar. Yine dayanıklı bitkilerdir. Ancak sarı tohumlu olmaları bu Mendel'in bezelyeleri seçme nedeni olamaz. Çünkü yeşil tohum bezelyeler de olabilir. Eğer genler aynı kromozom üzerinde ise arkadaşlar bunlara bağımlı genler diyoruz. Genlerin tamamı farklı kromozom üzerinde ise bunlara da bağımsız genler diyoruz. Hemen görelim. Bakınız burada büyük A geni ile büyük B geni aynı kromozom üzerinde yer aldığı için bunlar bağlı genlerdir. Yine aynı şekilde küçük A ile küçük B de aynı kromozom üzerinde yer aldığından küçük A küçük B de bağlı genlerdir. Burada bakıyoruz bağımsız genlere yan tarafta. Bakın büyük A ile büyük B farklı kromozomlar üzerinde. Dolayısıyla burada arkadaşlar büyük A ve büyük B bağlı genler değildir diyoruz. Gamet oluşma ihtimallerine bakalım hızlıca. Gamet oluşma ihtimallerine bakarken heterozigotluk sayısını dikkate alıyoruz arkadaşlar. Bakın bireyin genotipi büyük A büyük A olduğunda oluşturabileceği gamet çeşidi tektir. Dikkat ediyoruz burada büyük A büyük A homozigottur. Şuraya bakalım üçüncü örneğimize. Büyük A büyük A, büyük B büyük B ve büyük C büyük C. Burada da gördüğünüz gibi tek gamet çeşidi oluşuyor arkadaşlar. O da büyük A büyük B ve büyük C gametidir. Dolayısıyla gamet oluştururken heterozigotluk sayısını dikkate alıyoruz. Homozigotluk sayısını dikkate almıyoruz. Son örneğimize bakalım. Bakın N homozigot, burada homozigot, homozigot. Dolayısıyla heterozigotluk sayısı bu örnekte de yine sıfırdır. Oluşabilecek gamet çeşidi gördüğünüz gibi bir tanedir. Öyleyse burada bir formül geliştiriyoruz ve diyoruz ki arkadaşlar gamet oluşma ihtimallerini hesap ederken 2 üzeri n formülünü kullanıyoruz. N burada heterozigotluk sayısıdır arkadaşlar. Dolayısıyla hemen örneğimize bakalım. Büyük A küçük A'da heterozigotluk sayısı 1'dir. Büyük A küçük A heterozigot bir karakterdir. Dolayısıyla 2 üzeri 1'den 2 çeşit gamet oluşur. Ya büyük A ya küçük A. Büyük A küçük A, büyük B küçük B örneğine baktığımızda burada da heterozigotluk sayısı 2'dir arkadaşlar. 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşur. Gametleri buraya zaten yazmışız. Eğer genler bağlıysa arkadaşlar, burada örnekte olduğu gibi büyük A, büyük B gördüğünüz gibi birbirine bağlı. Genler bağlıysa iki durum söz konusudur. Birinci durum crossing over yoksa. Crossing over yoksa arkadaşlar, kromozomlar birbirinden ayrılarak ya da genler birbirinden ayrılarak farklı gametlere gider. Dolayısıyla iki çeşit gamet oluşur. Ama genler birbirine bağımlı ve crossing over varsa, burada olduğu gibi. Bakın genler birbirine bağımlı ve crossing over varsa burada arkadaşlar yine heterozigot karakter sayısına bakıyoruz. Bakın bir tane heterozigot karakter, bir de bu 2. Dolayısıyla 2 üzeri n formülünü burada kullanıyoruz. 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşur. Bu gametleri zaten burada arkadaşlar görebiliyoruz. Ocak 2015 yılında çıkmış sorumuza göz atalım arkadaşlar. Bağımsız genler ile ifade edilen genotipi verilen bir birey
Meiyoz hücre bölünmesi ile en fazla kaç çeşit gamet oluşturur? Meiyoz bölünmede crossing over oluşabilir. Crossing over olmasaydı daha az gamet oluşurdu. Crossing over varsa daha fazla gamet oluşur. Dolayısıyla burada crossing over varmış gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Crossing over varsa formülümüz belli. 2 üzeri n. N neydi? Heterozigot karakter sayısı 1, 2, 3, 4 tane heterozigot karakter var. 2 üzeri 4'ten arkadaşlar 16 tane gamet çeşidi oluşur diyoruz. Monohibrit çaprazlamaya bakalım. Sadece bir karakter bakımından farklı genler içeren bireylerin kendi aralarında çaprazlamasına monohibrit çaprazlama diyoruz. Bakınız bir örneğimiz var burada. Büyük S, büyük S. Bakın burada bir karakter var. O da nedir? Tohum rengi karakteri. Yine ne yapıyoruz aynı bireyi? Küçük S, küçük S ile çaprazlıyoruz. Bu da bir karakter demek. Bir karakter yönüyle yaptığımız çaprazlama arkadaşlar monohibrit çaprazlama olarak adlandırılır. Homozigot sarı tohumlu bezelye ile homozigot yeşil tohumlu bezelyeyi çaprazladığımızda ya da oluşabilecek gametler buradan sadece büyük S gameti, buradan küçük S gameti oluşur gördüğünüz gibi. Burada ebeveynler anne baba P ile gösterilmiştir arkadaşlar. Gametleri G ile gösteriyoruz. Bu ikisini çaprazladığımızda oluşan ilk döl, birinci döl, filial 1, birinci kuşak anlamına gelen F1 ile gösterilmiştir. F1 dölünü kendileştirdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane yavru birey meydana geliyor. Bu yavru bireylere baktığımız zaman büyük S büyük S homozigot sarı. Büyük S küçük S'den 2 bireyimiz var. Heterozigot sarı, küçük S küçük Z homozigot yeşil. Bunları oranladığımız zaman arkadaşlar bir tane homozigot sarı var. 2 tane heterozigot sarı, bir tane de homozigot yeşil bireye rastlıyoruz. Bu arkadaşlar genotip oranı olarak ifade edilir. Fenotip oranına baktığımızda gördüğünüz gibi 3 tane sarı var. Bir tane de yeşil tohumlu bezelye mevcut. 3'e 1 fenotip oranı, 1, 2, 1 genotip oranı olarak ifade edilir. Ocak 2015'te çıkmış bir soru var. Yukarıda verilen çaprazlamadaki F1 dölünün kendileştirilmesiyle elde edilecek F2 döllerinin fenotip ayrışım oranı sorulmuş arkadaşlar. F1 dölü büyük D, küçük D, büyük D, küçük D'yi kendileştirirsek yani kendi genotipine sahip başka bir bireyle çaprazlarsak oluşabilecek bireyleri yazıyoruz. Büyük D, büyük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D ve küçük D, küçük D şeklindedir. Dolayısıyla fenotip oranını soruyorsa 3 tane düzgün tohumlu, 1 tane de arkadaşlar buruşuk tohumlu vardır. Dolayısıyla fenotip oranı 3'e 1'dir. Monohibrit çaprazlamanın sonuçlarına bakalım hızlıca. Kromozomlar üzerinde karakterlerin yavru döllere aktarımını sağlayan genler bulunur. Anne ve babadan gelen genler baskın benzerdir. Hatırlayalım Mendel'in benzerlik ilkesi. Oluşan gametler alel çiftinden sadece birini taşır arkadaşlar. Dolayısıyla gametler alel gen çiftinden sadece bir tanesini taşır. Bu genler baskın da olabilir, çekinik de olabilir. Dihibrit çaprazlama. Eğer tek karakter yönüyle çaprazlıyorsak monohibrit çaprazlama demiştik. İki karakter bakımından heterozigot bireyleri çaprazlıyorsak buna da dihibrit çaprazlama adını veriyoruz arkadaşlar. Örneğimize baktığımız zaman tohum rengi karakteri var. Tohumun düz olması, buruşuk olması karakteri var. Dolayısıyla iki karakter yönüyle burada olduğu gibi bireyleri çaprazlıyorsak, yalnız heterozigot bireyleri çaprazlıyorsak bu dihibrit çaprazlama olarak adlandırılır arkadaşlar. Basit bir sorumuz var. Haziran 2014 döneminde çıkmış. Bireyin sahip olduğu genlerin toplamına, bireyin sahip olduğu genlerin toplamına genotip adını veriyoruz. Alel gen, karaktere etki eden genlerden her birisi, hatta ikisi. Fenotip canlının dış görünüşü demiştik. Homolog kromozomlar ise arkadaşlar üzerinde genleri bulunduran, birisi anneden, birisi babadan gelmiş olan kromozomlar olarak ifade etmiştik. Kontrol çaprazlaması, baskın bir karakterin homozigot mu yoksa heterozigot mu olduğunu anlamak için yapılır arkadaşlar. Sadece bunun için yapıyoruz kontrol çaprazlamasını. Şöyle örnekleyecek olursak, baskın bir karakteriniz var. Örneğin, büyük S, büyük S, küçük S de olabilir, büyük S, büyük S de olabilir.
Bu baskın atanın homozigot mu heterozigot mu olduğunu anlamak için bunu aynı karakter yönüyle çekinik özellikteki bireyle çaprazlıyoruz. Çaprazladığımızda yavru döllerin tamamı baskın heterozigot karakterli ise, yani baskın özellikte ise atamız arkadaşlar homozigottur. Çaprazladığımızda çekinik özellikte yavru bireyler ortaya çıkıyorsa o zaman arkadaşlar ata birey büyük S küçük S'dir, yani heterozigot karakterlidir diyoruz. Kontrol çaprazlaması sadece arkadaşlar baskın bir karakterin heterozigot mu homozigot mu olduğunu anlamak için yapılır. Gen kromozom teorisi kısaca arkadaşlar genler kromozomlar üzerinde bulunur. Genler arkadaşlar DNA üzerinde yan yana dizilerek kromozomları oluşturur diyebiliriz. İnsanda yaklaşık olarak 30 bin civarında gen vardır. 46 tane kromozom vardır. Bu da bize şunu gösteriyor. Bir kromozomda nereden bakarsanız bakın 700'e yakın gen olduğunu ve bu 700 genin birbirine bağlı olduğunu, bağlı genler olduğunu düşünebiliriz. Bu gen kromozom teorisini ortaya çıkartır arkadaşlar. Eksik baskınlık. Bazı alel genler arasında baskınlık çekiniklik ilişkisi görülmüyor arkadaşlar. Bu durumda ortaya çıkan birey her iki alelin özelliğinden de bir miktar taşıyor. Az veya çok her iki alel genin özelliğini de dış görünüşünde ortaya çıkartıyor diyebiliriz. Bakınız bu özellik arkadaşlar bazı sığır türleri, Endülüs tavukları, akşam sefası ve aslan ağzı bitkisinde görülen bir kalıtım biçimidir. Hemen örneğimize bakalım. Endülüs tavuklarında arkadaşlar beyaz tüylü horoz ile siyah tüylü tavuk çaprazlandığında gördüğünüz gibi üçüncü bir fenotip ortaya çıkıyor. Gri mavi tüylü horoz. Dolayısıyla beyaz tüy geni ile sarı tüy geni birbirine eksik baskındır diyebiliriz. İki mavi tüylü birey çaprazlandığında arkadaşlar, mavi tüylü horoz ile mavi tüylü tavuk çaprazlandığında 4 yavru birey meydana geliyor. Bu yavru bireylerin özelliğine bakıyoruz. BB beyaz. BS mavi, BS mavi, SS de siyahtır arkadaşlar. Dolayısıyla buradan eksik baskınlıktaki fenotip ve genotip oranına baktığımız zaman öncelikle genotip oranına bakalım. Bir tane BB var, iki tane BS var, bir tane SS genotipi var arkadaşlar. Fenotip oranına baktığımızda bir tane beyaz civciv var, iki tane mavi civciv, bir tane de arkadaşlar siyah civciv var. Dolayısıyla eksik baskınlıkta fenotip oranı genotip oranına eşittir diyebiliriz. Yine bakın örneğimizde bazı sığır türlerinde de eksik baskınlık olduğunu söylemiştik. Kırmızı bir birey ile beyaz bir sığırı çaprazladığımızda arkadaşlar oluşan bireyler bakın alacalı, kırmızı beyaz, demir kırı dediğimiz renkte bireyler ortaya çıkar. Dolayısıyla bu iki gen de birbirine yani kırmızılık ve beyazlık geni de post rengi geni de birbirine arkadaşlar tüy rengi geni de birbirine eksik baskındır diyebiliriz. Eş baskınlık, eş baskınlıkta alel genlerin fenotipteki etkileri birbirine yaklaşık olarak eşittir diyoruz arkadaşlar. Eş baskınlık kan grubunda AB0 sisteminde görülür. AB0 sisteminde A ile B geni birbirine eş baskındır. Yine kan grubunu sisteminde arkadaşlar MN sistemi var. Üçüncü bir sistemdir bu. M ve N genleri de birbirine eş baskındır diyoruz. Bir diğer kalıtım biçimi çok allellik arkadaşlar. Mendel'den sonra yapılan çalışmalar bazı karakterlere ikiden fazla genin etki ettiğini gösterdi. Yani ikiden fazla gen karaktere etki ediyorsa, karakteri belirliyorsa bu duruma çok allellik diyoruz. Örneğin Himalaya tipi tavşanlar, daha doğrusu tavşan türü. Tavşanlarda kürk rengi arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane genin etkisinde. Birincisi yabani gen, gümüşü gen, Himalaya tipi tavşanın postunu oluşturan gen, bir de arkadaşlar albinoluk geni vardır. Dolayısıyla 4 farklı gen tavşanda kürk rengine etki eder diyoruz. Yine kan grubu da arkadaşlar çok alellik ile kalıtılan bir öz karakterdir. Nedir o? Kan gruplarında A geni var, B geni var, bir de sıfır geni var arkadaşlar. Dolayısıyla 2'den fazla gen olduğu için kan grubu kalıtımı da çok alelli bir kalıtımdır.
Endülüs tavuklarında beyaz tüylü bir horoz ile sarı tüylü bir tavuk çaprazlandığında F1'de oluşan yavruların mavi tüylü olma olasılığı nedir diyor. Endülüs tavuklarını beyaz tüylü bir horoza BB, büyük B, büyük B diyebiliriz. Siyah tüylü bir tavuk çaprazlığını siyah tüylü tavuğa büyük S, büyük S diyebiliriz. İkisini çaprazladığımızda arkadaşlar her durumda BS dediğimiz mavi tüylü ya da gri mavi renkte bireyler meydana gelecektir. Başka bir birey meydana gelme ihtimali yoktur. Dolayısıyla cevabımız %100 yani D seçeneğinde verilmiştir. Kan grupları. İnsanda kan grupları A geni, B geni ve sıfır genleri tarafından kalıtılır. Bu genler tarafından belirlenir. A ve B genleri birbirine eş baskın, sıfır geni ise çekiniktir arkadaşlar. Öyleyse hem A hem de B geni sıfır genine baskındır diyebiliriz. Kan grubumuzu neye göre belirliyoruz? Kan grubu arkadaşlar al yuvarlarınız üzerindeki antijene göre belirlenir. Eğer bireyin kanında yani al yuvarı üzerinde A antijeni varsa bireyin kan grubu A'dır. B antijeni varsa bireyin kan grubu B'dir. Hem A hem B antijeni varsa AB grubuna sahiptir. Eğer antijen yoksa bireyin kan grubu sıfırdır diyebiliyoruz. A grubu bireyin, fenotipe sahip bireyin kan grubu genotip yönünde büyük A büyük A da olabilir. Büyük A ve sıfır da olabilir arkadaşlar. Yani AA da olabilir, A sıfır da olabilir. AA ise homozigot, A sıfırsa heterozigottur. A grubu bireyin kanında, kanın sıvı kısmı olan plazmada arkadaşlar B antikoru vardır. B grubu bireyin plazmasında A antikoru vardır. AB grubu bireyin plazmasında antikor yok. Sıfır grubu bireyin plazmasında ise hem A antikoru hem de B antikoru bulunur. Kan grubu sorularını çözebilmek için arkadaşlar tabloyu bilmemiz gerekir. Dolayısıyla tabloya siz de bir göz atın diyebilirim. Yakın zamanda çıkmış bir sorumuz var. İnsanlarda kan grupları ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A kan gruplu insanların al yuvar zarında A antijeni vardır. Evet, tabloya baktığımızda buna ulaşabiliyoruz. B kan gruplu insanların kan plazmasında A antikoru vardır. Yine tabloya baktığımızda buna da ulaşabiliyoruz. Çünkü B gruplu insanların kan plazmasında A antikoru vardır. AB kan gruplu insanların kan plazmasında antikor bulunmaz. Evet, AB grubu bireylerin al yuvarının zarında A ve B antijeni vardır. Dolayısıyla bu insanların plazmasında AB antikoru bulunmaz. Sıfır kan gruplu insanların kan plazmasında antikor bulunmaz. Sıfır kan grubunun antijeni yoktur. Hem A hem de B antikoru bulunur. Dolayısıyla C, D seçeneğindeki bilgi hatalıdır diyoruz. Bir soru daha çözelim bu sayfadan arkadaşlar. Her ikisi de heterozigot A kan grubuna sahip bir erkek ve kadın. Heterozigot ise büyük A yani A0 birey ile A0 bireyi çaprazlayın diyor arkadaşlar soruda. Homozigot deseydi büyük A büyük A büyük A büyük A diye yazacaktık. Bu iki bireyin evliliğinden doğacak çocukların heterozigot A kan grubuna sahip olma olasılığı. Bunları tek tek çaprazladığımızda bakın büyük A büyük A. A0, A0, 0, 0. Bizden ne istiyor? Heterozigot A. Şu heterozigottur, bu da heterozigot A'dır. Şu ise homozigot A'dır. Bu zaten sıfır kan gruplu bireydir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 bireyden 2 tanesi heterozigot A kan grupludur. Öyleyse %50 olarak bu oran ortaya çıkar arkadaşlar. Kan nakillerinde arkadaşlar tablodaki hemen tahtadaki şemayı kullanıyoruz. Kan nakillerinde sıfır genel vericidir. AB ise genel alıcıdır. Sıfırın antijeni olmadığı için diğer kan gruplarına kan verebilir. AB'nin ise arkadaşlar antikoru olmadığından diğer kan gruplarına kan alabilir. Tabloyu inceleyelim. Sıfır gördüğünüz gibi diğer gruplara veriyor. AB diğer gruplardan alıyor. A ve B grubu arasında, kan grubu arasında alışveriş yok arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kan nakillerinde vericinin antijeni, alıcının ise antikoruna bakıyoruz. Vericinin antijeni yoksa diğer gruplara kan verebilir. O yüzden sıfır diğer gruplara kan verebilir diyoruz arkadaşlar. Kan gruplarında arkadaşlar AB0 sisteminin yanı sıra. B
Bir sistem daha vardır. O da RH sistemidir arkadaşlar. Eğer kişinin kanında RH antijeni varsa pozitif diyoruz. Yoksa bireyin kan grubu negatiftir. Pozitif olma geni negatif olma genine baskındır diyoruz. Burada bakıyoruz hemen. Bireyin kan grubunun dış görünüşü yani fenotipi RH pozitif. Ya büyük R büyük R'dir ya da büyük R küçük R'dir arkadaşlar. Büyük R küçük R'ye baskındır ve büyük R pozitif olma genidir. Bireyin kan grubu negatif ise genotipim sadece nedir arkadaşlar? Küçük R küçük R olarak ortaya çıkar. Tekrar edelim burada. Bireyin kanında antijen varsa, RH antijeni varsa pozitif, RH antijeni yoksa negatif özelliktedir diyoruz.